Günümüzde toplum öyle bir aşamaya getirildi ki sosyal medya olmadan yaşanamayacakmış gibi, akıllı cep telefonu kullanmadan bu toplumda yer almak olanaksızmış gibi bir algı pompalandı bize. Ki bu doğru değil. Sosyal medya olmadan da yaşanır. Akıllı telefonsuz da hayat sürdürülür. Kanıt benim. 2024 yılında bu telefonu kullanıyorum. Bunu bile çok az kullanıyorum. Çünkü bunun ne kadar zararlı olduğunu biliyorum. 4,5 GHz. Çok zararlı. Kullanmıyorum. Sosyal medya bağımlılığım da yok. Ve biliyorum ki sosyal medyada yayınlanan, paylaşılan değil, yayınlanan içeriklerin büyük bir kısmının hiçbir önemi yok ve zeka seviyesi oldukça da düşük. Kimsenin de sizi umursadığını sanmıyorum. Yani herkesin içeriğini bir şekilde size enjekte etmek, size izletmek, okutmak gibi bir kaygısı var. Bu içerik ne kadar iyiymiş ve ne kadar size faydası olurmuş pek de kimsenin umurunda değil gördüğüm kadarıyla. Diyebilirsiniz, sen de sosyal medya, bir sosyal medya platformu olan YouTube'da içerik yayınlıyorsun. Doğru, ama bu YouTube kanalımın benim hayatımdaki yeri sıfır. Yani her an, yarın yeter artık deyip bu kanalı sonlandırabilirim. Bu kanal benim için hiç önemli değil. Bu bir hobi alanı benim için ve benim hayatımda belirleyici hiçbir şey yok. Sadece küçük yeni güzel dostluklar edinmek ve biraz etkileşimde olmak için bu kanalı açmıştım. Deneysel olarak açtım. Özel bir beklentim yoktu. İşte yayıncılık bundan sonra nasıl şekillenecek, hangi parametrelere göre ilerleyecek diye bunu gözlemlemek ve deneyimlemek için böyle bir kanal açmıştım. O yüzden de benim için büyük bir önemi yok. Zaten hiçbir yapımımda kanalıma abone olun demedim ben. Ya da her milyonlarca insanın söylediği gibi kanalımdaki içerikler için beğeniye tıklayın demedim. Abone olun hiç demedim ve paylaşın hiç demedim. Çünkü paylaşmayı bu Amerikan sosyal medya yazılımlarından öğrenecek değilim. Ben paylaşımı gayet iyi bilirim çocukluğumdan beri. Gerçekten akıl sağlığınızı, ruh sağlığınızı ve kişisel gelişiminizi önemsiyorsanız sosyal medyadan olabildiğince uzak durun ve kendinize çeşitli konular belirleyip, araştırmak istediğiniz çeşitli konular belirleyip onları araştırarak kişisel gelişiminizi ve zihinsel gelişiminizi sürdürebilirsiniz ve artırabilirsiniz. Günlük olarak benim internette yaptığım etkileşim daha çok Türk Dil Kurumu'nun sitesiyle oluyor. Bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bu sözcüğün aslı ne? Hangi dilden devşirilmiş, alınmış veya anlamı ne diye daha çok sözlüklere bakıyorum ben. Ya da tarihi olayları daha sağlam olduğuna inandığım kaynaklardan araştırmaya çalışıyorum. Ve kimseyi takip etme gereği duymuyorum. Başkası ne yapmış, ne şekilde yaşıyor, onu da hiç ama hiç merak etmiyorum. Umurumda da değil. Eskiden yani bundan 6 yıl, 7 yıl önce işte bazı insanları, bazı sosyal medya içerik üretenleri haftada bir veya 2 haftada bir yoklardım. Yeni bir şey var mı? Neler söylenmiş, neler yapılmış diye. Artık onu da yapmıyorum. Çünkü sosyal medyada Peyam Safa yok. Orhan Veli yok. Gandhi yok. Atatürk yok. O yüzden öyle takip etmeye, peşinden gitmeye değer birisi de olduğunu düşünmüyorum. Eğer kendinizi önemsiyorsanız, zihin sağlığınızı ve ruh sağlığınızı önemsiyorsanız sosyal medyadan uzak durun. Çünkü sonuçta bu sosyal medya yazılımlarının asıl konusu para kazanmaktır. Ve bu para kazanma sürecinde en az önemsenen şey de emin olun sizsiniz ya da benim. Onların derdi çuvallarla Amerika Birleşik Devletleri'ne para akıyor mu akmıyor mu ona bakarlar. Bunun içinde de biraz böyle arada sırada sorun çıkar, onları da görmezlikten gelelim
diyeceklerdir ve pek de umurlarında olmayacaktır. Bu genel şablonu ters bir söylem, bu anlattıklarım biliyorum ama gerçek bu, üzgünüm. Kanalıma abone olmanıza hiç gerek yok. Bu yapımı beğenseniz de beğenmeseniz de bu gerçekleri değiştirmeyecek. Paylaşacaksanız paranızı paylaşın. Yemeklerinizi, yediklerinizi, sofranızı paylaşın. Ya da servetinizi paylaşın. O kadar cesursanız. İşte ekranda bir tuşa basarak hiçbir şey paylaşmış olmazsınız diyorum. İzmir'de hava sıcaklığı 43 dereceye çıkacakmış ya da oralarda bir yerde olacakmış. Kunor, et suyu, bulyon gibi yaşıyoruz. Klima olmadan, vantilatörler olmadan yaşayamıyoruz. Bu yapımızın konusu buydu. Kendinizi önemsiyorsanız, ruh sağlığınızı ve zihinsel gelişiminizi önemsiyorsanız sosyal medyadan olabildiğince uzaklaşın ve buna olan bağımsızlığınızı bitirdiğinizde bilin ki gerçek özgürlüğe bir adım daha yaklaşmış olacaksınız.